Bismillahirrahmanirrahim. Futahtım 2'ye. 83. kısım 34. soru. Kader niçin gizlenmiştir? Cevap. Soruyu soran kişi bilgili ise bu soru bir sınama sorusudur. Çünkü bilinenlerin bir kısmının nedeni gösterilebilirken bir kısmının nedeni gösterilemez. Bu durum bilinenlerle ilgilidir. Bilinmeyenlerin durumu nasıl olabilir? Bir şeyi bilmemek nasıl illetlendirilebilir ki? kaderin peygamberlerin mertebesinin üzerinde bulunan melekler tarafından ya da türlerinin cinsleri hakkında bilgimizin olmadığı Allah'ın dilediği yaratıkları tarafından bilindiğini kabul edenlere gelirsek, bu durumda kader bilgisinin gizlenmesinin amacı kendilerini ihata yönünden eşyanın hakikatlerini bilmede kimsenin hakka ortak olmasıdır. Olmamasıdır. Bir bilinen hakkın o şeyi bildiği gibi Tüm yönlerinden bilinmiş olsaydı hakkın o şeye dair bilgisi kulun bilgisinden ayrışamazdı. Burada o şeyin bilgisinden denklik bizi bağlamaz. Çünkü biz ondan bilinen şeyden söz ediyoruz. Kul bilginin genel anlamda bilinenine nasıl iliştiğinden habersizdir. Öyleyse bir bilineni bilmede hak ile ortaklığın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu bağlamda bilinenlerden birisi de bilgiyi bilmektir. Bilinenlerin her bir yönünde sadece Allah'ın bilebildiği kaderin bir hükmü vardır. Kader bilinseydi hükümleri de bilinir. Hükümleri bilinseydi kul herhangi bir şey bilmede bağımsız kalır ve herhangi bir şekilde hakka muhtaç olmaz. Genel anlamda müstani kalırdı. Öyleyse kaderi bilmek böyle bir duruma yol açacağı için Allah onu kullarından gizlemiştir. Dolayısıyla kader bilinmez. Kader bilinmediğine göre alemdeki her şahıs kendisi hakkında bir bilgi ve cehalete sahiptir. Bilgis bilgisizliği yönünden kul muhtaçtır. Haktan ister, boyun eğer ve yakarır. Bilgisizliğini bilmesiyle de bu nitelik ondan meydana gelir. Bu durum kaderin bilinebilir olması durumunda geçerlidir. Halbuki onun özü gereği bilinemeyeceğini ortaya koymuştuk. Nitekim hakkın bir tane nefsi niteliğinin bulunduğunu biliyorsun. Bu nitelik ise onun zatının aynıdır. Hakkın sayesinde başkasıyla ortak olabileceği şeylerden ayrışmasını sağlayan kurucu bir faslı yoktur. Bilakis Allah illeti olmayan ve illet olmayan mutlak birlik ile birdir. Öyleyse bu zatî nitelik varlıktır. O kadar. Kader bilgisinin insandan gizlenmesinin sebeplerinden birisi bu bilginin insanı böbürlendirmesidir. Çünkü kaderi bilmek insanın özellikle de peygamberlerin övünebileceği en yüksek bilgidir. Onların bu bilgiye ihtiyaçları bütün insanlardan daha fazladır. Çünkü Resul'lük makamı bunu gerektirir. Onların doğruluklarına bu bilgiden daha çok delil veya ait olacak başka bir bilgi yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine vahyettiği şeylerle Allah'a nitelerken şöyle buyurur. Allah'a övülmekten daha sevimli gelen bir şey yoktur. Kaderi bilmek gibi bir övgüden daha üstün bir övgü de yoktur. Allah Adem'i suretine göre yarattı. Öyleyse bir kulun övülmek ve methedilmekten daha çok seveceği bir şey yoktur. Kulun övülmeyi en çok sevdiği konu ise Allah'ı bilmektir ve kaderi bilmek Allah'ı bilmektir. İnsan olan bir kula kader bilgisi açılırsa hiç kuşkusuz bu konuda kıskançlık göstermesi ve kendisine göstermesi ...uygun olmayan kimseden bilgiyi gizlemesi emredilir. Halbuki insan övülmeyi sevme özelliğinde yaratılmıştır. Peygamberlik bütün yaratıkları doğru yola ulaştırma arzusunu taşımaya gerektirir. İnsanları doğru yola ulaştırmada bu fenden yani kaderi bilmekten daha açık bir yolda yoktur. Peygamberlerin işlerinde izlemekten dolayı duydukları acı ve elemin kadri bilinemez. Bu nedenle Allah peygamberlerden böyle bir acıyı hafifletmiş ve kader bilgisini onlardan gizlemiştir. İçindeki halleri yaratılmışlarına ulaştırma gücüne sahip bütün alem böyle bir bilgiye sahip olduklarında kader bilgisini veya benzeri bir bilgiyi gizler. Bunun tek istisnası cinler ve insanlardır. Çünkü bu unsurların güçlerinden, güçlerinden meydana gelen yaratılış onlarda bu davranışı ifşa gerek, yani bu davranışı gerektir yani ifşa etmesi gerektirir. Böyle bir bilgiyi gizleyen ise istemeden onu gizler, yaydığında ise övgü kazanır. Hayvanlarda hayvanlara ifade etme gücü verilmemiş olmasaydı hiç kuşkusuz onlar da gördükleri Allah'ın bilenine gizlemeye emrettiği bilinmeyen durumları bildirirlerdi. Örnek olarak ölünün tabutta ses çıkarmasını, kabir azabını, şehitlerin canlı olmasını verebiliriz. Her hayvan bunu duyar ve cuma günü belli bir saatte ona kulak verir. Fakat Böyle bir hayvana bu bilgi gösterildiğinde yani keşfedildiğinde bunu ifade etmeyecek şekilde susturulur. O halde onların bir takım şeyleri gizlemeleri kendi iradelerinden değil zorunluluktur. Böylelikle Allah kader bilgisini insanlardan ve cinlerden gizlemiştir. Çünkü o gizli sırlardandır. İşte kader ilminin gizlenmesinin nedenlerinden biri budur. 35. soru. Kader sırrı onlara ne zaman açılır? Cevap. Kader sırrı kaderden başkadır. Onun sırrı yaratılmışlarda hüküm e, hükümran olmasıdır. Bu sır ise hak onların gözü haline gelmeden kendilerine açılmaz. Hakk'ın gözü onların gözü olup eşyaya Hakk'ın gözüyle baktıklarında ise bilmedikleri şeyler kendilerine görünür. Çünkü Hakk'ın gözüne hiçbir şey gizli değildir. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah'a yerde ve gökte hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde şekilden şekle sokandır. Rahimler karanlık yerlerdir. Allah orada eşyayı idrak etmekle övülür. Dilediği gibi şekillendirendir. Kast suret ve tasvir türleridir. Ondan başka ilah yoktur, o azizdir. Yani bir tasvir ve tasavvur olmaksızın sureti kendisine nispet eden münezzehtir. Hakimdir. Suretleri kabul etmek için düzenlenmiş istidatların verisine göre işini yapandır. Böylelikle kendilerine uygun olduğunu bildiği, dilediği, yani bildiği, dilediği suretleri onlar için belirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Rabbinin şöyle dediğini bildirir. Kimse bana kendisine farz kıldığım şeyleri yapmaktan daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz. Farzlar zorunlu kulluktur. Kul bana nafile ibadetlerle yaklaşmayı sürdürür. Bunlar gönüllü kulluktur. En sonunda onu severim. Çünkü bu ibadetleri nafile yaptığında bunlar Allah'tan uzaklaşmaya yol açar. Kul gönüllü kulluğu kendisine zorunlu kulluk gibi mecbur hale getirdiğinde ise hak kendisini sever. İşte bu onu severim demenin anlamıdır. Sonra şöyle der: Onu sevdiğimde kendisiyle duyduğu kulağı, gördüğü gözü olurum. Bu hal nedeniyle hak kulun gözü olduğunda gizli olmayan bir şey ona nasıl gizli kalabilir ki? Böylelikle nafile ibadetler ve onlara devam kula hakkın niteliklerinin hükümlerini kazandırır. Farzlar ise onun bütününün nur olmasını sağlar. Böylelikle o sıfatı ile değil, zatıyla bakar. O halde onun zatı duymasının ve görmesinin ta kendisidir. İşte bu kendi varlığı değil, Hakk'ın varlığıdır. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. 36. ve 37. sorular bu bilgi onlara nerede açılır? Kimlere açılır? Cevap. Bu bilgi edilgenlikleri ve birlikleri halinde açılır. Şöyle ki, mazharlardan bir kısmı mazhar olduğunu bilirken, bir kısmı mazhar olduğunu bilmez ve hakka yabancı olduğunu zanneder. Bir kimsenin mazhar olduğunu bildiğinin belirtisi, dilediği herhangi bir yerde mazharların onun adına meydana gelmesidir. Örnek olarak Kadibul verebiliriz. Onun alemden dilediği yerde dilemediği değil, mazharları vardır. Çünkü o dilediği yerde değil, alemde dilediği şey içinde gözükebilen birisiydi. Alemde dilediği yerde zuhur eden biri, alemden dilediği şeyde de zuhur imkanına sahiptir. Bu durumda tek bir suretin farklı yerlerde ortaya çıktığı gibi pek çok surette birbirine müteakiben onları algılayan bir hakikatte tek bir zatı yedirir. Bir ya da pek çok şahıs adına gerçekleşen farklı suretlerde hakkın tecellisini tanıyacağı bir mekanda bulunan bir insanın bu durumu bilmesi zevk yoluyla gerçekleşebilir. Bu durumu zevk yoluyla bilen kimse ise böyle bir nitelikle nitelenme imkanı kazanır. İşte bu, bu mertebede ve bu güçte bulunduklarında onlara açılan, açılan kader sırrının bilgisidir. 38. soru Rabbimizin İtaat ve günahtaki izni nedir? Cevap. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah kötülüğü emretmez. Öyleyse günah ve itaatin her ikisinde ortak olan izin hüküm yoluyla değil, fiilen verilmiş ilahi bir izindir. Allah'ın eşyada günah ve itaat hakkındaki hükmü onları bu haliyle bilmesinin ta kendisidir. Dolayısıyla izin verilen şey irade edilen değildir. Bu durumda hüküm emredilmiş olamaz. Hükme konu olan şey irade edilen ve emredilen şeydir. Öyleyse itaat ya da günah olmak yönünden itaat ve günaha izin verilemez. Allahu Teala şöyle buyurur. Onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah katındandır, katındandır derler. Kötülük isabet ederse bu senin katındandır derler. De ki hepsi Allah katındandır. Bunların Allah katından olmaları fiil olmak yönündendir. Bu kavme ne oluyor ki sözü anlayamıyorlar. Allah kötülüğün Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nezdinden olabileceği iddialarını reddetmiştir. Nitekim Allah Musa hakkında şöyle der. Musa ile ve onunla beraber olanlarla uğursuz olmuşlardır. Buna karşı Allah onlara şöyle der. Sana isabet eden her kötülük kendindendir. Yoksa o Hz. Muhammed'den değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konudaki kanıtımız de ki hepsi Allah katındandır ayetiyle dile getirilir. Burada Allah her şeyi kendine izafe etmiştir. Her şey iyidir ve onun elindedir. Kötülük ise ona ulaşamaz. Soru itaat ve günah lafzıyla soran kişi sorulana sahip olduğu bilgiyi görmek istediği zannını verir. Çünkü bu soru keşif yoluyla hakikatleri bildiğini iddia eden kimse adına bir sınanma sorusudur. Bu bölümü El Marifet adlı kitabımızda açıklamıştık.